Kardeşim. Ramazan nasılsın? İyiyim abi, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi yayınlar. Çok şükür. Biliyorsun koronavirüs nedeniyle hepimiz evdeyiz. Siz de çalışmalarınızı evde sürdürüyorsunuz. Nasıl geçiyor günlerin? Bize kısaca anlatır mısın? Vallahi abi çok şükür evde antrenman yapmaya çalışıyoruz. Ben zaten ailemle çok vakit geçiren biriydim. Ama bu süreçte birazcık daha onlarla vakit geçirme şansı buldum. Beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beraber yemek yapmaya çalışıyoruz. Beraber oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Onun dışında ben kendim dizi izlemeye çalışıyorum, film izlemeye çalışıyorum, kitap okuyorum. Bu süreç bize birazcık daha böyle kendimizle baş başa kalma fırsatı yarattı. Onun dışında antrenmanları da evde yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar elimizden geldiğince, fırsat buldukça. Günlerimiz böyle geçiyor. Ramazan, bu sene baktığım zaman tekrar söyleyeyim. 5 gol 3 asist. Sağ bek oynuyorsun. Zaman zaman orta saha oynuyorsun. Çok iyi bir çıkış yakaladın Karagümrük'te. Yani Fenerbahçe altyapısından yetiştin. Fenerbahçeliler senden çok şey bekliyorlardı. O adımı atamadın ama Karagümrük'te bu sene çok iyi oynuyorsun. Bundan sonraki hedeflerin nelerdir? Öncelikle ilk hedefim Karagümrük'te bu sene başarılı olmak. Senin de dediğin gibi abi bu zamana kadarki maç sayısıyla beraber ben de gol asist sayımı senin dediğin gibi 5 gol 3 asistle devam ediyor. Liglerde oynanmaya tekrar başladığında ilk hedefim tabii ki Karagümrük'te başarılı olmak, yapabildiğim kadar asist gol sayısı yapmak. Ondan sonra da tabii ki çıkabiliyorsak inşallah Karagümrük'te Süper Lig'e çıkmak istiyorum. Ama eğer çıkamazsak öyle bir şey de olursa tabii ki buradan Süper Lig'e transfer olmak istiyorum. Hedeflerim arasında ilk etapta bu var. Tabii ondan sonra Süper Lig'e gidebilirsem tabii ki her Türk futbolcunun hayali olduğu gibi ben de A milli takımda forma giymek istiyorum. İnşallah. Bak, Emre Bolun. Bak işte bak. Emre Bolun. Şimdi iki tane biri eski biri yeni oyuncu bağladın. İkisi de Fenerbahçe altyapısı abi. Evet. Aynı üçü bu. De. Yok. Yusuf abi Yusuf değil. Evet. Şimdi bak, hadi Fenerbahçe'nin altyapısından oyuncu çıkmıyordu abi. Abi çıkıyor, değerlerini bilmiyoruz. Bu oyuncuları kaçırıyoruz. Neden peki sizin değeriniz bilinmedi sence Ramazan? Ya neden değerimi bilmiyorum. Ben şöyle bir kafam. Ben sonuçta kararları kendim alıyorum. Belki yanlış kararlar almışımdır. Belki adımlarımı yanlış atmışımdır. Tercihlerim belki yanlış olmuştur. Sonuçta orada da forma giyme şansı bulduk. Tabii elimizden geleni yaptık. Ben kötü performans sergilediğimi de düşünmüyorum Aynen. Fenerbahçe'de. Ama dediğim gibi ben hatayı her zaman kendimde bulmaya çalışıyorum. Belki yanlış adımlar attık. Belki yanlış tercihler yaptık. Onun sonucunda şu an buradayız. Ama hala hiçbir şey bitmiş değil. Bundan sonra da yaşım da çok genç değil. 24 yaşına geldim. Bundan sonra da dediğim gibi hedeflerim var. Belki o adım atamadım ama önümde hala atabilecek adımlarım var. Bunun için çok çalışıyorum. Elimden geldiğince kendimi göstermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum Ramazan bağlandığın için. Allah yolunu açık etsin. Lütfen performansını Eyvallah. arttırarak yoluna devam et. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. İyi Eyvallah yayınlar. kardeşim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi mesela Fenerbahçe'de bir sağ kanat sıkıntısı var. Var. Ramazan mesela. Bu Ramazan adını da mesela çok duyduğum isimlerden Evet. bir tanesi. Herkes altyapıda kimle konuşsak Ramazan diye bir çocuk var, Ramazan diye bir çocuk var. Bilal diye bir çocuk var, Bilal diye bir çocuk var. Neredeler abi bunlar? Şimdi mesela bir Bizim tane Ömer Semih Faruk de, var. Bizim Semih yapsana bir gün Semih'i. Bizim Semih şimdi Bağlanmıyor Türkiye. Semih ya. Bağlanır. Niye bağlanmaz? Türkiye'nin en önemli aşçılarından demeyeyim. Türkiye'nin en iyi kek, börek yapan insanlarından bir tanesi bize iyi yayınlar dilemiş. Ali Cansun Bengeç Aslan. Ya hakikaten bakıyorum abi Instagram'da sürekli. Oğlum bak Ali. Güzel kardeşim bak kendini bozdun sen iyicene. Ali artık tamam, iyice Tamam bak gitti. bir tane börek yaparsın, bir tane kek yaparsın, onu da çekersin de. Benim anladığım kadarıyla bütün işleri sana kilitliyorlar yani evde artık sen. Böyle yok ya çekelim mekelim diye bütün işleri sen yapıyorsun. Senden yarın şöyle bir fotoğraf bekliyorum. Bir entari şey şey başına. Eşarp başına. Evi böyle bir süpürürken falan şöyle bir fotoğraf bekliyorum senden güzel kardeşim. Bence onları da yapıyorsun Ama çünkü. Ama hakikaten ya inanılmaz yemekler yapıyor. O Sedat bizim Sedat Işık'a. Abi bir tane yap, iki tane yap. Bu ne ya? Her gün abi ya. Her gün Ali Cansu'ndan şey kek börek tarifleri. Evet ya. İnanılmaz. Ben bir de fena da yapmıyor sanki. Güzel. Ya dün bir kek yapmış Ali. Bildiğin kabartma yani tamam kabartma kullanmış da yani öyle bir kabarmış ki o kek. Gece izledim mesela yayından çıktım. Allah dedim ya gidip alsam mı almasam mı mesafe
Mükemmel yapıyor kek. Dün gidemezdin. Bak kek her olayı. Her gelse gazeteciler çıkıyor. Bak kek olayı Ali Cansun, börek olayı Sedat Yeşilkaya. Bizim Fikret de beni öldürüyor. Fikret bizim kebapçı var ya Fiko. Ha. Ulan her gün bir şey paylaşıyorsun evet. Oğlum. Bizi öldürme, dışarı çıkamıyoruz ya. Burada, evet Fikret abi de. Hakikaten o da görüyorum. Haftanın iki günü oradayız biliyorsun yani. Ya birazdan sürpriz geliyor. Geliyor mu? Geldi. Geldi. Sürpriz geldi. Buyurun. Ne yapıyorsun ya? Buyurun. Geldi. Sürprizimiz geldi. İsmail Baki hoş geldin. Güzel kardeşim benim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abi nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Ya kırmadın eyvallah. Bizi, geldin. Emre Bol'la birlikte burada sohbet ediyorduk. Seni de görmek istedik. Nasıl gidiyor evde? Çok güzel videolar çekiyorsun. Harika bir şarkı söyledin. Harika uyarladın. Ne söyledi şarkı? Ne söyledi? Neler oluyor hayatta? Koronaya uyarladı ama Kemal Sunal var, Aziz Başkan var, herkes var. Bize yapar bugün. Yapacak şimdi, yapar canım ya. Kırmaz bizi İsmail abi. Yapar. İsmail yaparsın bize de. Bak Emre'cim bak benim canımı sıkma. O da video var. Hazır video onu izle. Benim canımı sıkma. Zaten bak sakalını kesmişsin. Tamam mı? Bak ciddiye alamıyorum sen. Öyle bir şey yapacak. Bak, önce bana soracaktın. Tamam mı? Diyecektin ki başkanım ben sakalımı kesebilir miyim? Ben sana bir şey söyleyecektim. Diyecektim ki yarısını sarı, yarısını da civete boya. Sakın kesme diyecektim. Böyle bir şey olamaz. Çok güzel yapmıyor mu? Aziz Başkan en iyi yapıyor. İnanılmaz. En iyi İsmail'e, en iyi. Çok sıkı takipçisiyim ya. Başkanım, Türk futbolunda Emre dedi ki, başkan dedi bu atılımları yapmasaydı dedi, Türk futbolunda hiçbir kulüp bu kadar para kazanamaz dedi. Doğru, evet ben yani Emre biraz benim için konuşmuş sağ olsun. Evet ben olmasaydım kimse kazanamazdı falan. Ben ondan sonra başkan olamadım işte ondan sonra. Erman Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz yanımıza Erman Hocam. Eyvallah sana teşekkürler ya. Nasılsınız? Ne gülüyorsun la? Ne gülüyorsun la? Erman ya hocam. Ya hocam kendimizi eve kapattık hocam. Balkonda falan dışarıda gördüklerime şey yapıyorum. Kızıyorum buradan. Çubuk uzatıyorum oğlum. Şu pozisyonda yanlış yapıyorsun hocam. Dışarı gir. İçeri gir diyorum ya. Dışarıda ne işin var hocam? Diyor ki hocam vara bak başım diyor. Vara bak diyor. Ben orada mıyım? Değil miyim diyor bak. Terbiyesize bak. Dalga geçiyor bak. Güvenlik kamerasına bak bakayım diyor. Vara bak diyor. Ben orada değilim hocam diyor. Ayıp ya. Ayıp ya. Bir de şöyle bir şey var hocam. Bu koronavirüsün Covid'den daha beter virüsler var hocam. WhatsApp'ta dolaşıyor. Yok ben Nisan'ın annesiyim diyor. Yok bilmem ne diyor. Şöyle olacak, böyle olacak diye insanları yanlış yönlendiriyorlar hocam. Onlar virüsten beter hocam. Korku, panik yapıyorlar ya. Yılmaz Hocam nasılsınız? Ne diyorsunuz? Yılmaz Hocam nasılsınız, Yılmaz Hocam? Valla Yılmaz Hoca deyince ben Yılmaz Erdoğan moduna giriyorum. Çünkü yalnız... Çok güzel hareket yani. Çok güzel hareket şurada. Canlı yayında görüntülü evden konuşmak gerçekten güzel hareket. Çekehe, alkış. İsmail abi yapmış olduğun video hakikaten sosyal medyayı salladı. Müthiş bir klip yapmışsın. Herkes bunu konuşuyor. Yenisi var mı? Yenisi şu anda çalışıyoruz üzerinde. Var. Hatta ondan önce başka bir şey. Çok bomba bir şey. Yani bugün yarın bitecek. Herhalde Cuma günü YouTube kanalımda yayında olur. Çok bomba bir şey. Oh. İlk defa yapılacak bu Türkiye'de. Mutlaka YouTube kanalımdan takip et. Hemen ediyoruz. YouTube kanalından hemen. Seni mutlaka takip edeceğiz. Muhteşem bir hakikaten çalışma yapmışsın. Harika. Rahmetli Kemal Sunal var. Birçok isim var. O kadar güzeldi ki anlatamam. Mutlaka ben göremedim nasıl izlemedin? Çıkar çıkmaz izleyeceğim. İnanamıyorum ya. Yıllardır vurdum kırdım. Ama kimsenin kalbini kırmadım.
Senin de kalbini kırmayacağım. Senin için yeni bir şarkı yapacağım. Koçum, aslanım, yiğidim. Neredesin lan sen? Neredesin? Görmüyorum.